Bakıyorsun ki hassiz ihtiyaç, hassiz istek, hassiz ondan sonra arzu, hassiz muhabbet var. Ya her şeye bağlanıyorsun, elinden alıyor. Sonra bakıyorsun ki o an, alem alette. Ya evet ya burası için ya. Demek ki burası içinmiş yani. Kur'an bu yüzden söylüyor işte. Bu dünya hayatı oyun eğlenceli ibaretleri Aldanmayın. Burası için değilsiniz. Dikkat edin. Değil mi? Dünya aldatır ama siz aldanmayın. Burası için değilsiniz siz. Bu cihazat, bu darfane geçici dünya için yaratılmadı. Bu kadar ondan sonra hassiz istidat, kabiliyet burası için verilmedi. Kendini burayla kandırma. Bura tatmin olamazsın, olamıyorsun işte. Aa bu, bu, bu asır en büyük ispatıdır. Maddenin, imkanın hat safhada olmuş olduğu bu asırda huzur, mutluluk değil mi? En basit manada dünyevi olaraktan çok çok uzak bize. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin helikun illa ve şey hükmü ve turcevun ayetinin tefsiri yapılıyor. Yani her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna ayet kelime. Kasas suresi 88. ayet. Bu ayetin tefsirinin yapılmış olduğu yer ve bu ayetin mealini ifade eden Ya baki entel baki, ya baki entel baki diye sürekli bizim akşam ve yatsı arasında çektiğimiz veya da çekmeye çalıştığımız ara ara ondan sonra çektiğimiz bir kısım böyle sadakat el abilerin sürekli çekmiş olduğu ve e, Nakşi tarikatında da belli başlı bir tesbih olan yani tarikat-ı Nahşi'de bu tesbih virt olarak sürekli çekiliyor. Ya baki entel baki, ya baki entel baki bu tesbih Küllü şeyin halikun illa şey leul hükmü leul. ayetinin de mealini ifade ediyormuş. Yani her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Bu ayet-i kerimenin ifade ettiği mana şu. Her şey helak olup gidici. Ona bakan yüzü müstesna. Ne demek? Yani benim kainatta Cenab-ı Hak nam ve hesabına bakmadığım, görmediğim, sevmediğim her şey helak olup gidecek. Bu helak olma vesilesi benim alemimde benim şuurumda olan bir şey. Yoksa bir şeyin helak olduğu falan yok yani. Çünkü Cenab-ı Hak'ın ilim dairesinden kudret dairesine mevcudat, mahlukat, eşya yaratılınca bunun gitmiş olduğu yer yine ilim dairesidir. Mesela şöyle söyleyeyim: Kaan abi ilim dairesindeydi. Ondan sonra kudret temas etti, ee, varlık sahasına çıktı. Kaan abi. Ondan sonra yani bugün vefat edecek. Bu sefer yine ilim dairesine geçiş yapacak. Sonra tekrardan vücut temas edecek. Bu sefer alemi ahirette tekrardan vücudu inşa edilecek. Tekrardan varlık sahasına çıkacak. Yani eşya dediğimiz eşya manası kainattaki bütün mahlukatın genel ismidir. Eşya biz deyince daha çok masa anlıyoruz. Eşya deyince atıyorum koltuk anlıyoruz ama şey yani yaratılan her şey eşyadır. Değil mi? Şimdi her şey Cenab-ı Hakk'ın ilminden, ilminden Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesinin temasıyla beraber varlık sahasına çıkıyor. Varlık sahasına çıktıktan sonra varlık sahasında kendi üzerinde gözükken esmayı, manayı ifade ediyor. Ve ondan sonra da tekrardan gidiyor, ölüyor, varlık sahasından çekiliyor. Şimdi bu süreç içerisinde her şey helak olma manası benim o eşyayı tanımlama, o eşyayı yorumlama kısmına ait. Yoksa bir şeyin helak olduğu yok. Ama ve ben eşyayı, hadiseyi, olayı, işte çiçeği, kendimi neyse koyarsanız koyun bunun içerisine. Yorumlarken Allah'tan bağımsız, kaynak olarak, Allah'ı unutarak yorumlamış olduğum her şey benim şuur alemimde helak olup gidecektir. Cehennem içerisinde adem alemleri diyoruz Üstad. Işte. Yokluk alemlerinde sen bir şey üretmeye başlıyorsun. Senin aleminde artık o çiçek bir mana ifade etmedi. Veyahut da hakikat hakiki manasını ifade etmedi o çiçek senin aleyhinde olaraktan konuşmayacak öteki tarafta. Yani diyecek ki ben sanimi, sanatkarımı ders verdim, anlattım. Fakat bu adam hodgamlığından dolayı benim anlatmış olduğum manayı anlamadı. O çiçek senin şuurunda helak olup gitti. Peki çiçek helak oldu mu? Çiçek niye helak olacak? Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösterdi, vazifesini ifade etti, bastı, gitti tabiri caizse. Şimdi bu helak olma manası hepimizin için çok önemli bir nokta. Yani aslında her an eşyayla, hadiseyle münasebet kurarken bir şeyler alemimizde helak olup gidiyor. Bir şeyler alemimizde helak olmadan bize alem ahirette fayda sağlayacak şekilde diriliyor. Mesela ömür dakikaları helak olup gidiyor. Ömür dakikaları değil mi? Alem ahirette tohumlar nevinden saklanıyor. İşte kıldığımız namazlar, buradaki geçirdiğimiz zaman dilimleri, tesbihler, zikirler, okumalarımızın hepsi bize alem ahirette ebedi bir kazanç olarak geri gelecek. Ebedi bir gençlik olarak, ebedi bir hayat olarak geri dönecek. Ama bir de bu hayatı alıp da böyle argo tabirle goy goylara harcarsan işte siyasete, futbola, dizi vesaire gibi maliyani şeyler harcarsan, günahlı şeyleri harcarsan ömürde kalın helak oluyor. Helak oluyor ve sana hiçbir getirisi, kazancı da olmuyor. O yüzden buradaki bu ayet-i kerime aslında bizim hepimizin çok önemli bir ikaz niteliğini taşıyor. Yani ben Eşyayla, hadiseyle, mevcudatla kurmuş olduğum ilişkide sanatkara ulaşabildim mi, ulaşamadım mı? Ben sanatkarla alaka peyda edebildim mi, edemedim mi? Bunu hep alemize can tutmamız lazım. Yani ben bir şeye bakarken, bir şeyi seyrederken, bir şeyi severken acaba Allah nam ve hesabına mı seviyorum yoksa nefret hesabına mı seviyorum? Yani sorsak hepimiz de mi sevdiklerimizi Allah için seviyoruz, iddiasında bulunuyoruz? Bu hepimizin ağzında şeydir işte. Allah için seviyorum, Allah için seviyorum. Allah için sevme kelamı içeriğini doldurmamız lazım. Yani bir şey Allah için nasıl sevilir? Önce bunu öğrenmemiz lazım. Bunu öğrenemedik mi her şey helak olacak gidecek. Bakın her şey helak olur. Peygamber sevgisi dahi kişinin başına bela olur. Helak eder insanı. Ya bir insan peygamber severken helak olur mu? Olur. Peygamber bile mana ismiyle sevilirse helak eder insanı. O öyle olmamış mı? Hazreti İsa değil mi? Mana ismiyle sevilmiş Hristiyanlar tarafından. Hristiyan da helak olmuşlar. Ona keza Üzeyr aleyhisselam değil mi? Mana ismiyle sevilmiş Yahudiler tarafından helak olmuş. Gel biraz daha dairemiz içerisinde. Bir grup Müslüman Hazreti Ali radıyallahu anh ne yapmış? Mana ismiyle sevilmiş. Helak olmuş. İtikadi sapıklığa gitmiş. Demek ki neyin göstergesi bu? Sevdiğimiz şeyi Severken Allah nam ve hesabına sevebiliyor muyuz? Peki ben bunu nasıl yapacağım? Önce eşyayı yorumlamayı öğrenmemiz lazım. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Dünki dersin ilk gelişini anlatayım da ondan sonra ikinci dükkana geçeceğim çünkü. Şimdi şöyle bir hata yapıyoruz. İki tane şey var, eşya var. Tamam mı? Şimdi ben bu iki eşyayı değerlendirirken diyorum ki eşyaya Allah nam ve hesabına bakmak, Allah nam ve hesabına bakmamak. Yani ikilem içerisinde bir mana arıyoruz biz. Bu yanlış bir şey. Eşya tektir. Eşyayı sen ya mana ismiyle okursun ya mana harfiyle okursun. Yani helak olan eşyalar helak olmayan eşyalar diye helak olan varlıklar helak olmayan varlıklar diye bir ayrım yoktur. Bir varlık vardır. Sen o varlığı Allah'ından ve hesabına seversen, yorumlarsan bu senin için bir kapı olur. Marifetullah kapısı olur. Eğer sen bunu Allah'ından ve hesabına sevmezsen, görmezsen, tanımlamazsan bu senin için helaket olur. Peki Allah'ın nam ve hesabına sevmek ne demek? Şimdi eşyanın tanımlamayı yaptık. Tek bir eşya var. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olan, mahsariyeti olan bir şey, memel olan. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteren, Cenab-ı Hakk'ı ifade eden bir sanat var. Şimdi ben bu şeyi severken Allah'ın nam ve hesabını nasıl seveceğim? Şimdi buraya çocuğu koyduk. Çocuğun ismi neydi senin? Ömer? Ömer Akif abi. Ha, Ömer Akif. Şimdi Ömer Akif'i buraya koyduk. Kaan Ömer Akif'i seviyor. Sorsak Allah için seviyor. Doğru mu? Allah için seviyor. Yani Allah için seviyor. Peki Allah için sevgisinin nasıl sağlam bir marifetullah zemin oturtacak? İnsanın bir şeyi sevme duygusuna iten nedir? Üç nokta sayıyor üstad. Cemal, kemal, ihsan. Yani güzellik, o şeydeki mükemmeliyetlik. Bir de onda almış olduğu bir görmüş olduğu ihsan var, karşılık var. Bu üç şey hangi mahlukta varsa bu insanın nefsi olur, insanın eşi olur, insanın çocuğu olur vesaire vesaire. Bunun görmüş olduğu şeye karşı insan muhabbet beslemeye başlıyor. Ve muhabbet öyle dehşetli bir şeydir ki çünkü insanın bütün kainatla alakalı olan bir muhabbeti var. O muhabbeti bir eşyaya yüklediği zaman ya eşyayı yakıyor kendini yakıyor. Çünkü çok yüksek bir doz var. Yani müthiş bir dozaj, doz var. Yani mesela 30 bin voltu şuraya bağlayın. Ne olur? Bunu patlatır bir şey kalmaz burada. Bina yakarsın yani. 220 diyor burada değil mi? Bizim de sevdiğimiz varlıklar, bu dediğim gibi bak çocuk olur, eş olur vesaire koydun. Buna karşı olan muhabbetini Allah nam ve hesabını yapabilmen için bu şeyin üzerinde gözüken cemal, kemal ve İsa'nın buna ait olmadığını, kaynağının bu olmadığını bilmen lazım. Bunun bir tecelli olduğunu. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteren bir geçiş yeri memer olduğunu. Bir önceki derste 18 sözde okuduk ya birinci noktasında. Memer yani geçiş yeri. Cenab-ı Hak burada esmasını gösteriyor. Senin Ömer Akif'in çok güzel. Cenab-ı Hakk'ın Cemil esmasını gösteriyor değil mi? Çok güzel yaratılmış. Cenab-ı Hakk'ın Halik esmasını gösteriyor. Musavver esmasını gösteriyor. Mukaddir esmasını gösteriyor. Sen Ömer Akif'i severken Ömer Akif'i mana ismiyle değil, manaya harfiyle yani bana beni kaynağa ulaştıran bir vasıta olarak görüp sevebiliyorsan evet sen sevdiğini Allah namazı hesabına sevmiş oldun. Böyle bir sevgi ibadettir. Bakın böyle bir şey ibadettir. Çocuğunu öpmen de ibadettir. Ondan sonra oynaman da ibadettir. Ama benim oğlum, benim aslanım, benim yiğidim, koçum benim diyerekten böyle im im eklerle o varlığa, varlığın kendisine cemal, kemal ve ihsanı koyduğun zaman itti. Helak olur. Ve o varlık senin bu dünyada başına bela olur. Ahirette de faturası ağır olur. O da ayrı mesele. O yüzden öncelikle birinci nüktede ya baki entel baki ya baki entel baki iki cümle bana şu dersi veriyor. Bir, birinci ya baki entel baki benim kainatla olan münasebetimin farkındalığı ve o, o kainat olan münasebetimin farkındalığı. her şeyi sokuyoruz içerisine unutmayın bunu. Ve o alakadarlıkla beraber Bende açmış olduğu yaralar. Çünkü bakıyorsun ki sevdiğin her şey gidiyor. Durmuyor. Zeval var, firak var, ayrılıyor, ölüyor, yaşlanıyor vesaire vesaire yaralandın. İkinci ya baki entel baki de o yaraların tedavisi hükmündedir. Yani ya baki entel baki ya baki entel baki değildir. Ya baki entel baki birinci farkındalık. Ya baki entel baki ikinci farkındalık. Ya baki entel baki birinci farkındalık yaraların farkına varmak ya baki entel baki tedavidir. Yani Ya Rab ben Ömer Akif'te görmüş olduğum bütün bu güzelliklerin, ihsanın, kemalatın Ömer Akif'e ait olmadığının farkındayım. Çünkü Ömer Akif yaşlanıyor, Ömer Akif büyüyor, Ömer Akif beni üzüyor, Ömer Akif belki Allah muhafaza elimden alınacak. Değil mi? Ama ben biliyorum ki kaynak sabit. İkinci yağ baki, ental baki oradaki yaralara tedavi hükmünde. Birinci nükleleri bunu anlattı. Şimdi ikinci nükleye geçiyoruz. İkinci nükle. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Evet insanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. i̇nsan yani ölmek istemiyor. Değil mi? İnsan böyle yaşlanmak istemiyor. İnsan saçların dökülmesini istemiyor Recep yok burada. Ee, sen söyle saçların sürekli gür kalmasını istiyor. İnsanın e, derisinin böyle büzüşmesini istemiyor değil mi? İstemiyoruz. Bakın bu asır şu bulunduğumuz asır estetik cerrahisi tamam mı? E, o bütün o işte kremler olsun vesaireler olsun her şey işte botokslar olsun vesaire insanın bekaya karşı olan aşkının mütecessim halidir, ifadesidir. Çünkü bir şeylerin olmasını istemiyor ama elinden de bir şey gelmiyor, oluyor. Mesela yaşlanmak istemiyor ama yaşlanıyoruz. Dedin ya bak nasıl artık yaşlandık falan filan. İşte İsmail abi yaşlamadı ben yaşlandım falan. İşte kilo alıyorum, saçlarım dökülüyor. Değil mi? He, beyazlıyorum. İşte benim gene bel fıtığı ufaktan alametleri tekrardan göstermeye başladı. Ayağı sancı vurmaya başladı. Eyvah dedim geldi gene. Tamam mı? Bir yere misafir etmiştik bak. Bu üzüntü var. İnsan böyle. Peki Nereden geliyor bu aşk? Çünkü insan tanımlamamış olduğu bir şeye karşı iştiyak duyamaz. Mesela köye gitmişseniz, köyünüz vardı değil mi? Köye gitmek istersiniz. Ne? Köyünü bilirsin lan dersin. Gitsem işte. Ne güzel olur değil mi? Veyahut da yemiş olduğunuz bir yemek vardır yıllar önce bir yerde. Oradaki o yemeği tekrar arzu edersiniz. Dersiniz keşke gitsem de yesem. Çünkü tanımlamışsın. Yüklemeyi yapmışsın. Ama ben şimdi bakıyorum. Bu dünya hayatında beka yok. Bu dünya hayatında fena var, zeval var. Bakıyorum ki bence de acayip bir aşkı beka var. Ya nereden geldi bu şimdi yani? Hani ne, pirinç mi geldi, karpuz yediğinde mi geldi, nereden geldi? Bunun kaynağı nedir? Tamam mı? Çünkü böyle bir iştiyak var. Hatta bak ne yapıyor insan? Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever. Şimdi bakın nefis çok uyanıktır. Beka görmediği hiçbir şeye bağlanmaz. Bakın nefis beka görmediği hiçbir şeye bağlanmaz. Ama şimdi abi bu dünya hayatında hiçbir şeyin beka yok ki. Nasıl bağlanıyor peki? Beka süsü veriyor. Buna tevehümü ebediyet diyoruz. Tevehümü ebediyet. Yani ebedi yaşama zanlı. Yani ebedi yaşayacağım zanlı. Yani bu şey benim sürekli benim olacak zanlı. Böyle bir alaşım atıyor her şeyin üzerine. Arabasının üzerine, çocuğunun üzerine, kendi gençliğinin üzerine, hanımın üzerine. Her neye bağlanacaksa önce bu alaşımı atıyor. Paket yapıyor yani. Diyor ki buna ben bir beka süsü vereyim. Buna ben bir ondan sonra e ebediyet süsü vereyim. Tevehümü ebediyet atayım ki, parlatayım ki bağlanayım. Yoksa bağlanmaz nefis. Görür yani, bakar yani. Doğru, gidiyor bunun nesine bağlanacağım ben yani. İnsaniyet bunu reddeder. Ama nefis üzerine ebediyet ve beka alaşımı yapmış olduğu şeye acip şekilde bağlanma, bağlanır. Huyu budur yani. Şimdi ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Eşyadaki zevalin farkındalığı insaniyeti zedeler. Kahreder. İspat istiyorsanız sonbaharda yazılan şiirlere bakın. Yalnızca bu kadar söylüyorum yani. Açın Google'dan bakın şairlerin sonbahar şiirleri diye. Bakın adam ne yanık şiirler yazmış. Bize dökülen yapraklardan mesela e, ayrılmış olduğu işte e, karşı cinse atıf yapıyor. İnsanı çok ciddi tarif eder. İnsan batan bir şey gördü mü feryat eder. Bunun en büyük ispatı nerede geçer? Kur'an-ı Kerim'de La uhibbu nafilin. İbrahim Aleyhisselam. Batıp gidenler sevilmeye layık değildir. <laughs> batıp gidenler sevilmeye layık değildir. Peki batıp gitmeyen bir şey gösterin bana. Evet. Batıp gitmeyen tek bir zat vardır. Yani onun esmasıdır, onun sıfatıdır. Batıp gitmez. Eşyalar değişir, aynalar değişir, aynalar ifade eder, aynı üzerinde gözükür, sürekli mana ifade eder. Zeval ve firak insanın gördüğü anda feryat eder. Bunun en mütecessim hali insaniyetin zeval ve firaka karşı feryadın ifadesi la uhibbu bu lafilindir. La Kur'an-ı Kerim'de geçer. La uhibbu bu lafilin. La ben batıp gidenleri sevmem demiş İbrahim Aleyhisselam. Bak şimdi bunu bir ispatın daha söyleyecek. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Divanların eski divan şiirlerini. şimdiki ondan sonra aşkı diye ifade edilen işte şarkıların, şiirlerin bakın. Hep ayrılıklar vardır. Ayrılıklardan elem alan, tamam özellikle eskiden bizim zamanımızda şey meşhurdu, arabesk ondan sonra böyle üçlü, muhteşem üçlü vardı işte. Yani Müslüm Ferdi Orhan, Tamam Bunlar böyle saza vururdu. Tamam mı? Yandım bittim kül oldum. Sürekli böyle aşk acısı, ayrılık acısı. Yani hepsi üçü de sanki mütemadiyen ondan sonra ayrılık acısı yaşamış insanlar gibi. İnsanların o kadar hissiyatına dokunuyor ki adam mesela kendini jiletliyor değil mi? böyle atlıların konserlerde falan adam böyle çat 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 vuruyor böyle. Sen <laughs> elini kesecek diye korktuğun jileti adam böyle buraya harita gibi yapıyor yani. Yanmış adam yani. Değil mi? Bak neden geliyor? Feryat ediyorum. Ya sevmiş olduğu karşıcısından birisi. Bu kadar acıtır mı ya? Acıttır kardeşim. Acıtır. Bak sen sen, sen gülsen, gülsen abi ya. de iyi bir acıtır, acıtır. Bir <laughs> sen söyle ki acıtır. Bak insaniyeti doğru tanımlarsak İslamiyeti çok iyi anlarız. <laughs> Meselemizin en büyük sıkıntısı insaniyeti yanlış anlamak. İnsan anlamadan İslam anlamaya çalışıyoruz. Önce yandığının farkına var kardeşim. Önce yandığımızın farkına varmamız lazım. Ya illa bu karşı cins olarak algılamayın. Bağlanmış olduğunuz her şeyin zeval ve firakı insanı zedeler kardeşim. İnsanı diyorum. ben anlamıyorum abi işte falan anlamazsın. Narkozlusun çünkü yani. Yani siyasetle narkozlanmışsın. İşte maliyane işlerle narkozlanmışsın. Sürekli narkozlasın. Uyuyorsun şimdi. Narkoz adam nedir? Akıl devre dışıdır. Değil mi? Akıl devre dışı. Narkozdayken namaz düşmez sana yani. Çünkü kendinde değilsin, narkozu yemişin, Akıl devre dışı olandan din düşer. Aklını kullanmayandan da din düşüyor işte. Önce aklını kullan, farkına var. Kardeşim şu bak cihazatın yanıyor ya, insanlığın yanıyor senin. Zeval ve firak seni tokatlıyor. Üzülüyorsun, ağlıyorsun. Bak kederleniyorsun. Yıllar geçmesine rağmen unutamıyorsun. sen bir tanesi bana mesaj yazdı. Çok istemiş olduğu bir şey olmadı. Bir paylaşımda bir şey görmüş. İşte hep de aynı şey denk geliyor. Ben bunu çok istemiştim. Ondan sonra ben dedim ki demek ki Allah istemedi yani. Ve ya onu ben biliyorum da işte hep böyle kalbimde derin bir acı var. Şimdi kalpteki derin acının şey nedir? Bir şey konuşuyoruz ama ne konuştuğumuzu bilmiyoruz. Yani kalpteki derin acının şey nedir? İman kalbidir. Dilin ikrar ettiğini kalp tasdik etmezse bu iman değildir. Bu ciddi şekilde yapılırsa münafıklıktır. Dil eder, kalp tasdik etmez. Kalp yarısı hadisenin Cenab-ı Hak tarafından yapıldığının, farkındalığının tasdik edilmemesinin ifadesidir. Kalp yarası. Reddediyor yani. Derin bir çizik. Ama kalp ağlar mı? Ağlar. Ama kalp ağlamasını dindirmek muhalefetullah ile olur. Ama kalp yarasını çok zor tedavi edersin. Çok zor tedavi edersin. Kalp yarası, ruh yarası insanı kabirde bile bırakmaz yani. Orada bile hala acısını çekersin. Bitmez. Ağlamak farklı bir şeydir. Kalp ağlaması ki 17. sözün e, ikinci makamında kalp ağlaması diyor üstad. Kalbim ve e, sen söyle ruhum ağlıyor. öyle manada bir ifade var. Mesela yok yok mesela bağlanmış olduğu şeyleri görüyorsun ki ayrılıyor senden. Kalbinde ağlıyor, üzülüyorsun. Ama bu normal ama tedavi edersen normal. Sürekli ağlıyorsun. ağlıyor, 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 ağlıyor. Sürekli ağlıyorsun kardeşim. Böyle iş mi olur ya? <laughs> Kaynağı bulamadığından dolayı ağlar insan. Bağlanmış olduğu şeyin kaynağını bulamadın mı ağlarsın. Kaynak var buldun mu ağlamazsın. Mesela cebinde bir lira var misal veriyorum. Harcadın mı bittin dersin. Ama cebinde bir lira var. Aa, biliyorsun ki şurada 10 bin lira var. Bir lira harcadın dersin ki ya baba var sıkıntı yok rahat ol. Kaynak var çünkü. Hazineyi bulan hazineyi bulan ağlamaz. Kalp ağlamasını dinleyecek olan şey kaynağı bulmaktır. Kaynağı bulamadın mı ağlayıp durursun. Ve ilerleyen safhada kaynağı bulamamakla beraber ayrılanlar sende bağlandığı nispete yara açar. O yarada işte tedavisi çok zordur işte. yani. Ona da ameliyat cerrahiye lazım. Ee, çok büyük bir e, yanlış bir itikat var bizde. Biz güzellikteki yaratılışı görüyoruz. Zahirdeki çirkin yaratı, e, çirkin olan şeydeki yaratılışı göremiyoruz. Mesela yaprak soldu mu yoksa soluk yaprak mı yaratılıyor? Hangisi? Yaratılıyor. yaratılıyor. Peki yaratılan şey çirkin olur mu? E, i̇şte burada problem başlıyor. E, yani mesela hanımının güzelliği, zahir olan güzelliği diyorsun ki Cenab-ı Hak vermiş çok güzel diyorsun. Tamam şimdi yaş dönüyor vesaire. Diyorsun ki ya bu çirkinleşti. Hayır kardeşim. Yaşlılık yaratılıyor. Yaşlılık yaratılması da bir güzelliktir. Esma kaynağı bulmuşsan değişim fark etmez. Kaynağı bulamadın mı çirkinlik ve güzellik devre girmeye başlıyor. Bu sefer problem başlıyor. Anladın mı? Kaynağı buldun mu kaynaktaki tecelli değişimler seni üzmez. Çünkü hepsi bir yaratılıştır yeşil yaprak yaratılmıştı. Sonra solmuş bir yaprak yaratıldı. Yine yaratıldı. Kim yarattı? Ah seni külüşeyni halika. Allah yarattı. Öldü. Ölüm de bir yaratılıştır. E şey işte çekirdek öldü. Filiz oldu. Filiz öldü. Fidan, öldü. Fidan öldü. Fidan öldü. Ağaç oldu. Ağaç içinde yaprak. Değil mi? Yaprak öldü. Çiçek. Çiçek öldü. Meyve. Meyve öldü. Çekirdek. Ses öldü. MP3. Görüntü öldü. Video. Pil öldü. Enerji. Enerji ölü, ölüyor, pil. Yani her an bir yaratılış var. Yaratılışı kaçırdığımız zaman problem burada başlıyor zaten. Önümüzdeki derslerde bu olacak. Yani böyle, böyle vura 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 bunu kafaya sokmamız lazım. Çok önemli bir nokta bu yani. Ama bizim en büyük sıkıntımız bu zaten. Biz yaratılışı güzelken Allah'a veriyoruz. Yaratılıştaki değişim farklılaşınca o bizim alemimizdeki çirkin de ifade ettiğimiz manaya gelince o yaratılışı biz e, Allah'tan kopart kopartıyoruz. Bu sefer de sıkıntı başlıyor. Esas kaynağı bulmuşsan, yani esma dediğin ya, esmanın değişimi fark etmez. Esma değişir, esma değişti, değişti, değişti. Hep güzel. Esma-ül Hüsna diye okumuyor musun kardeşim Kur'an-ı Kerim'de? Bütün isimleri güzeldir. Bütün isimleri güzeldir. Ama esma-ül Hüsna değil de bir kısım esmalar güzel desen o zaman tamam derim ben. Kardeşim esma değişti, çirkin esmalar girildi devreye. Yok ki böyle bir ayrım. Eşyayı doğru tanımlamamız lazım. Yani ilk söylemiş olduğu şey doğru, ikinci söylemiş olduğu şey yanlış. Kaynağı buldun mu? Celal ve Cemal fark etmez. Lütuf ve Kahır fark etmez. Güzel ve çirkin fark etmez. Evet, şimdi hatta denilebilir ki alemi beka'nın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insanedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Aleme ahiretin varlığının en büyük ispatı nedir desem Recep dersin? insaniyetinden farkına vardın. Şimdi şöyle de dese ki, Kuran-ı Kerim söylemiş, Peygamber Efendimiz söylemiş. Doğrudur. Çok doğrudur. Ama Kuran'ın benden istemiş olduğu iman bu değildir. Söylenenleri insaniyetinde tatbik et ve tasdik et. Bak, söylenenleri insaniyetinde tatbik et ve tasdik et diyor Kuran bana. Ve bana kainattan örneklerini gösteriyor. Bak, 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 rahmeti mi diyorsun? Bak, 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 bak diyor. Adaleti mi görmek istiyorsun? Bak, 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 bak diyor. Tamam mı? Her şeye bak, tasdik et. Tasdik ettikten sonra kalbi mutmainlik içinde, mutmain der kalbi diye geçer ayet-i kerimede. Kalbi bir mutmainlik içinde evet doğrudur demen lazım. Öteki türlü iddiayı kuru kuru bir kabulleniş olur. Olmaz. Nereden biliyorum ben âlim varlığını? Kardeşim ben insan biliyorum. Ya. Ben bakıyorum görmek istemiyorum. Ben yaşlanmak istemiyorum. Ben ebedi, sonsuz bir hayat istiyorum. Fakat bu dünyaya bakıyorum ki bu dünya hayatında bunu imkansız. İstidatlarıma bakıyorum, kabiliyetlerime bakıyorum, isteklerime bakıyorum. En ufak bir bahçeli bir ev istediğim gibi cenneti de istiyorum değil mi? Bahçemi sevdiğim gibi koca bir cenneti de seviyorum. Kendi çocuğumu sevdiğim gibi bütün çocukları da seviyorum. Şimdi böyle bir hadsiz sevgi ve muhabbet, e bu far, fani, geçici, dar dünyada karşılığı yok. O zaman nere, nereye, ne için yapıldı bu? Bütün bunların hepsi seni bir yere sevk etmek için yapıldı. Seni bir yere götü taşıyor. Eğer insaniyetini doğru tanımlamazsan o zaman bu dünya hayatına saplanmaya başlıyoruz. Bu da kanaat etmeye, burada tatmin olmaya çalışıyoruz ve hata burada başlıyor. Mesele yok olacak, bak yok olacağı bilmek bizi bir yere taşımaz dünyadaki bütün bu yok oluşlar seni bir bakiye bağlamak içindir. Anladın mı? Yok olacağını görüyorsun. Ama bunun bir kaynağını bulman lazım. Kaynağını buldun mu yok oluşlar seni acıtmaz. Giderse dünya giderse. Kardeşim Cenab-ı Hakk'ın esmasını bitmez ki. Gerçek hayatı De, Bir bakarsın ki ya bu dünya hayatı geçici diyor sana. Geçici bak evet her şey geçici. Ve diyor ki sana bu dünya numunedir diyor. Bu dünya zindandır diyor ya. Şimdi biz ve Muhteşem bir ondan sonra bir tefekkür sahası var. Bakıyorsun. Duruyorum böyle Arap diyorum ya. Zindan burasıysa. Zindan böyleyse. ya zindanın tavanını 350 milyar yıldızla donatmış ya. Ya burası zindansa Allah aşkına. Yani saray nasıldır ya? İnsaniyeti doğru tanımlayınca öteye olan İstek da artmaya başlıyor. bak koş, koşturuz bu fani dünyasında. Ya burası için değil bunlar ya. Ya burası için bu verilmemiştir yani. Ya bu kadar masraf burası için değildir. Ana rahmindeki çocuğa sorsan ana rahminde ele aya senin ne ihtiyacın var ya? Ne ihtiyacın var senin bu ana, ana rahminde ele ayağa değil mi? Akıl versek der ki ya şu elimi kesin, ayaklarımı kesin. Kesin de şöyle bir rahatlayalım ya, bir alan açılsın yani şöyle tamam mı? Rahatlayalım. İşi yaramıyor ki? Kafa bile işe yaramıyor ki, direkt göbekten. Ama çocuk dünyaya geldiğinde ne oluyor? Hee diyor, burası içinmiş. E, bak çıkınca anlıyorsun. Diyorsun ki ha ee, burası içinmiş. Şimdi insan da bunu yapacak. İnsandan işlenme formülü buydu. 9. Sözü çok defa üzerine bastıra bastırı durmuştuk hatırlarsınız namaz konusunda. Bakıyorsun ki hassiz ihtiyaç, hassiz istek, hassiz ondan sonra arzu, hassiz muhabbet var. Ya her şeye bağlanıyorsun, elden alıyor. Sonra bakıyorsun ki o an alem alette. Ya evet ya burası için ya. Demek ki burası içinmiş yani. Kur'an bu yüzden söylüyor işte. Bu dünya hayatı oyun eğlencenin ibaretleri Aldanmayın. Burası için değilsiniz. Dikkat edin. Değil mi? Dünya aldatır ama siz aldanmayın. Burası için değilsiniz siz. Bu cihazat, bu darfane geçici dünya için yaratılmadı. Bu kadar ondan sonra hassiz istidat, kabiliyet burası için verilmedi. Kendini burayla kandırma. Burada tatmin olamazsın, olamıyorsun işte. Aa bu, bu, bu asır en büyük ispatıdır. Maddenin, imkanın hat safhada olmuş olduğu bu asırda huzur, mutluluk değil mi? En basit manada dünyevi olaraktan çok çok uzak bize. Her şeyimiz zahirde tam, ama her şeyimiz eksik. Hep bir şekilde bir sıkıntı içerisindeyiz. Çünkü neden? Bu dünya insanın istidatlarını, kabiliyetlerini, latifelerini tatmin etmez. Ve niye verildi? Seni bir yere taşımak için. Bir yere taşıyacak seni işte. Bak onu anlatıyor yani. O resim verildi. Şimdi bu kadar şey vermiş Cenab-ı Hak. Senin beka arzunu, bu kadar şiddetli beka arzunu kabul etmeyecek. Bak. Bir örnek daha veriyor. Hem hiç mümkün müdür ki fatır Kerim halı kırayım. Fatır sürekli, farklı farklı, her an bir yaratılış içerisinde olan. Cenab-ı Hakk'ın ismi Fatır'dır. Cenab-ı Hak her şey bir şeyi aynı yaratmaz. Çünkü ayniyet, aziyetten gelir. Mesela aynı dediğimiz şeylere bakın, hepsi farklıdır. İki tane kahverengi göz aynıdır ama retinası farklıdır. Herkesin baş parmağı aynıdır ama herkesin baş parmağı farklıdır. Zahirde aynıyet vardır ama mutlak farklıdır. Çünkü aynı yapmak fabrikasyon aciyetten gelir. Cenab-ı Hak fatır hakimdir. Hem farklı farklı sürekli yaratır hem de hikmetle yapar. Aynı zamanda halık rahimdir. Yaratmış olduğunda mutlaka şefkat vardır. Nereden alacağım bunu? Böyle bir zat küçük midenin cüz'i arzusunu muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz envai matumatı lezizeyinin icadı ile kabul etsin de. Mide vermiş, midenin mukabilinde o midenin istemiş olduğu her şeyi yaratıyor. Bugün mesela biz Ayasofya çalışındaydık. Dün gece 11.30'dan beri belki ömür hayatım boyunca Ramazan halinde en uzun çay içmediğim dönem. Kudur gibi çay arıyorum yani. Çay. Aldık bitti. Bir tane termos almışız. 10 kişiyiz. Kim yetecek? Ben zaten kendi başıma bir tane termos içiyorum. Ya bak midenin bir arzusu var değil mi? Çay yaratıyor. Mandalini yaratıyor. Tatlı, o, bu. Her şeyi yaratılıyor. Bir ufacık ya şöyle bir avuç kadar mide. Onun arzusuna kainatta envai çeşit nimet yaratılıyor. Bak bir midenin doğasını kabul eden zat. Bak şimdi mikyas yapacak, kıyas yapacak tamam mı? Muvakkat bir beka için lisanı hal ile doğasını hadsiz envai matumat ile zizeyinin icadı ile kabul etsin de umum nevi beşerin en büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen şiddetli bir arzusunu külli ve daimi ve haklı ve hakikatli ve kalli ve halli bekaya dair gayet kuvvetli doğasını kabul etmesin. Bütün insanlık beka için dua ediyor. Kafiri, ateisti, panteisti, deisti, Müslümanı, Yahudisi, insan fıtratı ebediyet istiyor. Ufacık midenin duasını kabul eden zat, insaniyetin bu külli, kavalli yani dille, hali yani halle yapmış olduğu duasını reddetme imkanı yoktur. İmkanı yoktur. Bakın bir tek Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın duası bile alemi beka için, gerekli ve yeterli bir sebeptir. Ki bununla beraber 124 bin peygamber, 124 bin peygamber aynı duayı yapmış. 124 milyon evliye, asliye aynı duayı yapmış ve umum nevi beşer biz de bazen kal ile bazen hal ile aynı duayı yapıyoruz. Midenin duasını kabul eden zatın böyle külli bir duayı reddetme imkanı yoktu. Olmaz. Onun hikmetine yakışmaz, adaletine yakışmaz, rahmetine yakışmaz. Beka vardır ve olacaktır. Beka içerisinde seni ve beni herkesi tekrar yaratacaktır. Ama beka diyarında nerede olursa o da ayrı mesele. Senin kendi cüz ihtiyarınla yapmış olduğun seçimler ve yorumlamalarla ya cennet olacak ya da cehennem olacak. Allah bizi inşallah ehli cennet eylesin. Dua olsun ya. Yani. yani beka olacak. Ya cennette ya cehennemde beka olacak. Son durak olarak. Hem hikmet ve adaletine, rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Bitmeyecek lezzetler. Mesela lezzetin bitmesi acı veriyor insana. Mesela lezzetten çok faydalanmamak da acı veriyor. Mesela istiyorsun, yemek istiyorsun, doldun ama. Bitmiyor ya. Aşk ile ta tatlı yiyor adam. Yiyor, yiyor, yiyor. Bakıyorsun maşallah diyor. Lan, ne yiyor adam diyorsun be lan. Ne götürdü adam diyorsun tamam mı? Bakıyorsun böyle aşk ile yiyor. Ha, bir tane kaldı. Ya kardeşim yok diyor yiyemiyor gitmiyor diyor. Ama lezzeti aldı istiyor. Ama gitmiyor. Bak yiyemiyorsun işte bak. Bu bile kemal değildir. Demek ki kemal lezzet İnan, burada değil. Abi. Ama cennette işte Recep abi inşallah gittiğinde sen mütemadiyen yiyeceksin. Mütemadiyen lezzet alacaksın. Mesela defi acet olmayacak, vesaire olmayacak seni ki o lezzet sana zarar verecek hiçbir şey olmayacak. İşte o zaman o lezzet lezzet olur. Kalkmasına gerek yok ki. Bir anda çok yerde olacağı için orada otursun yesin bırak o yesin orada. Orada seninle muhabbet edecek, orada başka bir şey olacak. Yani senin is, insaniyetinin tam olarak tatmin olacağı yer cennettir. O yüzden sana orası veriliyor. Ama sen diyor ki sana bak buraya aldanma. Numune burası. Buradaki fenayı gör. Buradaki faniliği gör, zevali gör. Ondan sonra asıllarına talip ol. Değil mi? Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Bunu gör. Öyleyse geç. İyi mallar dizilmiş arkasında. Geç. Ama demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda diyemedikten sonra bu çarşıdaki malların hepsini böyle çok güzel, harika, mutlak kemal, mutlak cemal, mutlak insanlara gördükten sonra İmanlılar dizimiz arkasında talip olma imkanın yok. Olmuyor, olmaz, imkansız yani. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur. Beka yani hiçbir şekilde sönmemek Cenab-ı Hakk'a mahsus olan, ilaha mahsus olan bir şeydir. İlah sönmez, ilah eksilmez. İlahın eee zevali yoktur, firakı yoktur Cenab-ı Hak. Zeval ve firaktan münezzehtir. Baki Zülcelal'le mahsustur beka. Ama bak çok güzel bir şey verecek şimdi bize. Ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri bakinin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mahzar olur. Şimdi ben de aynayım. Kimin aynasıyım? Baki Zülcelal'in aynasıyım. Baki Zülcelal'in aynası olmak bekaya Karınca kararınca benzemektir. Pırıltısının gözükmesidir. Yani sen de sönmeyeceksin, sen de ondan sonra yok olmayacaksın. Eğer ona bakan veçini bulursan, ona bakan kaynağı, kaynağı bulduktan sonra sen de bu bekaya mahsariyet kesmedeceksin. Çünkü sen baki yüz yücelerin Ayna kendisine bakanı gösterir. Yansıtır değil mi? Evet. Elbette son cümle ve müthiş bir cümle. Yani işi bitiriyor. Elbette bu kadar anlattı. Yani neyi anlattı toparlarsak? insanın fıtratındaki bekaya karşı olan şiddetli aşk. Bu şiddetli aşkla beraber her şeyin zeval ve firak hakikatıyla insanın canını acıtması ve insanın bundan feryat etmesi ve bununla beraber İnsanın mahiyeti camiası itibariyle her mutlaka mutlaka bekaya karşı şiddetli bir duasının olduğunu anlattı. Ve bu şiddetli dua noktasında bir kıyas yaptı. Ufacık bir midenin doğasını işiten ve ona hassiz lezzetli tamlarla o duaya cevap veren zatın insan gibi bir varlığın külli, hali ve kalli o ebed duasını da mutlaka kabul edeceğini anlattı ve Baki Zülcelal'e zarlık yapmak onun gibi onun bekasında bir nevi masariyet kesbetmek olduğunu anlattı ve dedi ki son cümleyi söyleyecek, bitirecek meseleyi elbette. Şimdi insana en lazım iş, en mühim vazife nedir? Çok araba satmak, çok para kazanmak, işte jipler almak, işte Bursa'da tarlalar almak, cevizler ekmek, ondan sonra çok etiket basmak mı? Değil. Süfli hissiyatlarla vakit geçirmek mi? Değil. İnsana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı, Cenab-ı Hakk'a karşı alaka peyda etmektir. Esmasına yapışmaktır gün içerisinde kaç dakikanız Allah'la beraberse o nispette Allah ile alaka peyda etmişsinizdir. Bu namaz olarak algılamayın Allah aşkına. Namazda bile biz alaka peyda edemiyoruz. Kaç tane varlık üzerinde Cenab-ı Hakk'ın esmasını okudun? Kaç tane varlık üzerinde Cenab-ı Hakk'ın birebir seninle münasebet kurduğunu, sana kendini tanıttırdığını farkına vardın? kendi mahiyetine baktığında kaçta kaçı Cenab-ı Hakk'a anlattığını, ders verdiğini farkına vardın. İnsaniyetini kullanaraktan ne kadar Halık'a karşı muhtaç olduğunu farkına vardıysan o nispeti alaka, e, alaka peydah etmişsindir. Cenab-ı Hakk'a alaka kurmuşsundur. İnsana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peydah etmektir, esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mahzar olur. Elhamdülillah bakiye sarf ettiğimiz her şey, hayatımızın her anı bekaya mahzar olur. İşte o ikinci ya baki, entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber yaranı tedavi ediyormuş. Yaranın farkında olmayan kişi tedavi gider mi abi? Bu kadar işte. Klasik örneğimi vereyim. Yanık kremini sürmüşü buraya. Ne lan ne biçim krem bu ya? Hiçbir şeyde yaramıyor. Git sen doktora. Doktor ve bu kremi aldım ben. Sürdüm. Hiçbir şey yaramıyor. Süper diyorlar. Adam bakar. İyi de kardeşim sen yanmamışsın ki. Değil mi? Yanmamışsın sen. İslamiyet soruların cevaplarını verir. Sorusu olmayanın Kur'an'dan nasibi yoktur. Bu kadar net. Sorusu olmayanın Kur'an'dan nasibi yoktur. Okusun dursun sayfaları istediği kadar. İşine gelmez. Kabul etmeyin. Arkamdan gıybeti yapabilirsiniz. Alırsın 10 sevabı koyarsın cebine. 10 sevabı internette yersin zaten. O videoları izlerken keşfet butonunda bastığında göreceğin 3-5 tane video ile zaten o bütün sevapları götürürler. Merak etme. Hiçbir şekilde seni dikey şekilde çıkartacak bir hamle olmaz. Ben yatay istersen sevabın çok olur. O müthiş sevap kültürü var ya bir de. Geçen okuyorum kitapta öyle diyor. Gayetür gaye olan marifetullah gayetür gayesi marifetullah olmayanın gayetür gayesi sevap oluyor işte. O zaman da asılıyor işte. Çok 5000 çekmeye, 300 konu okumaya, 500 şey okumaya ama marifetullah dediğimiz iman eğitimine girmiyor. İman eğitimi kişiyi dikey yükseltir. Dikey. Yatay değil, dikey. Teraki. Teraki iman eğitimi ne olur? İman sabit, genişliyorsun. Genişten genişten. Bu bütün bu odayı yayın. Ne olacak ki? Benim bir evim var. 600 metrekare. Benim bir evim var tamam mı? 5 kat 600 metrekare. Oo, değil mi? <laughs> Dikey yapacak olan şey marifetullah çalışmasıdır. Marifetullah çalışmasından eğer e, yapmazsan e, marifetullah çalışması nasıl olacak? Yaraların farkına varacaksın. Şifasını Kur'an'dan alacaksın. Aşkı bekaya bakacaksın. Yanıyorum diyeceksin. Sana diyecek ki beka mı istiyorsun? İşte beka buradan geçiyor. Fani olmaktan geçiyor. Bakıyorsun ki yaraların var. Her şey fani. O da diyor ki sana ya baki entel baki. Bak Kur'an'la münasebet kurdun. Sorusu olmayana cevap olmaz. Verilen cevabı da alamazsın. Şimdi ben sana desem Gürsel abi. 225 kilometre. Ne diyorsun abi sende? Bilmiyorum. Tamam mı? 225 kilometre. Soru ne? Keşan. İstanbul'dan Keşan kaç kilometre? 225 kilometre. Bak cevap soru gelince cevabın farkına vardın. Kur'an okuyoruz. Cevaplar var. Sorular farkına değiliz. O zaman cevapların anlamı olur mu? Cevap da cevap olmaz zaten. Kur'an seninle konuşur, ben de konuşur ama benim kendimdeki soruların farkına varmam lazım. O yüzden ne dedi? İnsanın hassiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Önce kendi fıtratının, insanlığın farkına var. İslamiyet bütün sorularımıza cevap verir, veri veriyor. Kur'an bütün hastalıklarımızı tedavi eder ve ediyor. Cenab-ı Hak inşallah Kur'an'a vahye muhatap eylesin bizleri. Subhaneke la ilme yana illa ma alemtena. İnneke enten alimun hakim ve ahuru davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.